Evet sevgili izleyenlerimiz, bir gündemin nabzı programıyla uzun bir süreden sonra tekrar aranızdayız. Programımızda farklı bir format uygulayacağız. Sürpriz konuklarımız olacak. Stüdyo konuğumuz Faruk Özekinci Beyefendi, Yeni Mesajcı Gazetesi yazarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Yayınımıza. Stüdyomuzda sürpriz bir konuğumuz var. Faruk Bey ile programımızı bir müddet ilerledikten sonra kendisini sizle kendilerini tanıştıracağım. Farklı sürpriz konuklarımız olacak. Gündemin nabzına başlıyoruz. Evet Faruk Bey, uzun süre oldu. Evet. Programımıza bir ara vermek zorunda kaldık. Tabii sebebi de bir Güneydoğu turu gerçekleştirdik. Uzun süreli. Buradaki dostlarımızı, buradaki insanlarımızı ziyaret ettik. Oradaki izlenimlerimizi tabii seyircilerimizle paylaşacağız. Bayağı bir uzun bir seyahat oldu. Güneydoğu'da Batman'dan başladık. Daha sonra Mardin. Mardin'den sonra tekrar Siirt, Van, Hakkari, Şırnak, bu bölgeleri, Bitlis, bu bölgeleri bayağı bir gezdik. Hava şartları da tabii çok uygundu, müsaitti. Güzel bir seyahat oldu. Burada tabii Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu illerimiz biraz nasıl diyeyim? Yani aslında mahrum bırakıldı. Çoğu şeyden batıya göre mahrum bırakıldı. Orada insanlarımız hakikaten ciddi manada sıkıntılarla karşı karşıya. Notlarımızı da aldık. Sizin bu turda izleniminiz nasıl oldu? Tabii herhangi bir ilden başlayabilirsiniz. Buyurun, söz sizde. Şimdi sözüme şairin dediği gibi diyeceğim, başlayacağım. Diyor ki, burası Mezopotamya, İbrahimleri de görmüş, Nemrutları da. Toprağa buğday ekilmiş, altın biçilmiş bu topraklarda. Bir hoş sohbettir buranın insanı diyor, mihmandardır. İnsanı diyor, yüreğini diyor ikiye bölüp paylaşır. Gerçekten o topraklar insanı sıcakkanlı, yüreğini sizinle ikiye bölüp paylaşan insanlar. Ama tabii Nemrutları da görmüşler, İbrahimleri de o topraklarda. Toprağa buğday ekiyorsunuz, gerçekten altın biçiyorsunuz. O kadar değerli topraklar bu topraklar. Ama maalesef oradaki insanımız, oranın halkı bir çare bırakılmış. Sanki üvey evlat gibi bir hale dönmüş. Yani öyle Beytüşşebap'ın sokaklarına girdik, çocukların ayağında ayakkabılar yoktu, terlikler yoktu. Yani belki o çocuklar, yani hiçbiri belki bir Luna Park'a gitmediler. Hiçbir zaman görmeyecekler hayatları boyunca. Çok hazindir. Bu Doğu çok mükemmel bir yer. Çok güzel bir yer. Mesela Van'dan başlamak istiyorum. Van Gölü inanılmaz turizm açısından çok güzel bir yer. Yapılabilir. Ama çorak arazi. Çaldıran'dan başlıyorsunuz. Ta geliyorsunuz hatta Bitlis'e, Tatvan'a, etrafını dönüyorsunuz. Van Gölü'nün Hizan'a, Bahçesaray'a devam ediyorsunuz. Tekrar Van merkeze kadar turistik hiçbir şey yok. Hiçbir yani değerlendirilememiş, çorak kalmış. Ekene soruyorsunuz, geçen sene ektiğini, aldığı buğdayı, tohumu satıyor bu sene. Mahsul yapıp satıyor biçtikten sonra. Tekrar tohum alamıyor, gübre alamıyor. Yani aslında 50 kuruşa almış olduğu, mal etmiş olduğu şeyi 1 liraya satıyor. Dönüyor 1 liraya almak için toptancıya veya tohumcuya veya gübreciye gittiğinde 1,5 liraya mal ediyor. Soruyor bize mesela oradaki insanlar. Biz şimdi 50 kuruş zarar mı ettik, 50 kuruş kar mı ettik diyor mahsulden. Böyle bir problem var. Bunu gördük. Tekrar her yerde çok iyi ağırlandık. Ona rağmen insanlar yine ne varsa sofrasında, kesesinde bizimle paylaştılar. Cömertlikleri inanılmaz. Yani beni çok duygulandırdı misafirperverlikleri. O bir yana, mesela buralar zengin bölgeler. Mesela Batman petrol yatağı, Kozluk'un dağlarında, Sason'un dağlarında kaya gazı çıkarılıyor. Kozluk dediğiniz mesela yer inanılmaz derecede. Yani yerin altı da üstü de
İnanılmaz zengin ama özellikle oradaki insanlar fakir kalsın diye, yani şöyle söyleyeyim, bu insanlar nasıl fakir kalabilirler orada, nasıl şey yapabilirler? Özellikle bir projeyle fakirleştirilmeye çalışılarak bu insanlar fakir kalabilirler. Çünkü yerin altı altın, yerin üstü altın. Gerçekten ne ekerseniz biçebileceğiniz bir toprak. Mesela Siirt'e geliyoruz, Siirt fıstığı bugün dünyada yerini bulmamış bir mahsul. Yani Siirt fıstığı nasıl olur da her haneye, bu çikolata gibi, sürülebilir çikolata gibi, neden böyle kutularda, hem sağlıklı hem besleyici, çok zengin enerji açısından, gıda açısından, çocuklar için çok zengin bir gıda. Ama hiç şey olmamış, yani bunun üzerine hiç düşünmemiş. İnsanlar kendi emekleriyle bir şeyler ekmeye çalışmışlar. Kendi emekleriyle bir aşılama yapmaya çalışmışlar. İnanın herkes kendi kendisine bir şeyler yapmaya çalışmış. Doğu'da temel problem sanki orada insanlara devlet yük olmuş. Yani şunu gördüm, Siirt'in en büyük problemlerinden bir tanesi, insanlar dükkanını kapatmış. Adamın içeride tuhafiye dükkanı var. Dükkanını kapatmış, vergiden düşmüş. Tuhafiye dükkanındaki malzemeyi kepenginin üzerine asmış, orada satıyor. İşportacılık yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam tesisat ustası, dükkanını kapatmış. Dükkanın üzerine tesisatçı işte ismini yazmış, telefon numarasını bırakmış. Seyyar tesisatçılık yapıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Çiğ köfteci çiğ köfte dükkanını kapatmış, eline tepsi almış. Yani devlet öz vatandaşına çektiriyor. Öyle söyleyeyim. Yani doğuda en büyük problemlerden bir tanesi insanların para kazanamaması için her şey yapılmış. Batman'a geliyoruz. Batman'da en çok gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Oyun kafeler ve kıraathaneler. Yani gençlerin tamamı oyun kafelerdeler ve kıraathanelerdeler. Devletin hiçbir şekilde şöyle bir derdi olmamış orada. Buraya yatırım yapayım. Her gelen oradaki şeyi, bütçeyi kendi lehine veya yandaşı lehine nasıl çevirebilir mi düşünmüş. Bu şekilde devam etmiş. A partisinden, B partisinden bahsetmiyorum. Maalesef insanımız bu hale sokulmuş. İnsanlar bunu bu şekilde görmüş. Bugünün Türkiye siyaseti de maalesef bu yönde ilerliyor. İnsanlar yatırım yaptıkları bir araç olarak görüyorlar seçimi. 2 milyon lira, 3 milyon lira, 5 milyon lira para harcıyorlar ve seçildikten sonra o parayı geri almanın, kat be kat geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Mardin'e gelsek, Mardin tarihi bir şehir. İnanın esnafı kan ağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Mardin turizm açısından o kadar önemli ki, ya dünyanın her yerinden turist çekebileceğiniz bir yer. Yıl 2024. Ya düşünebiliyor musunuz? İki ayrı Mardin var. Üst tarafta bir Mardin var, alt tarafta ayrı bir Mardin var. Hasankeyf sular altında. Yani 2009'larda hocam konuşurdu Hasankeyf'i. Profesör Doktor Aydır Baş hocam, sular altında kalmamasıyla alakalı milli ekonomi modelinde de bir proje vardı biliyorsunuz, kademeli santral şeklinde. Mesela uygulanabilirdi, şu anda Hasankeyf sular altında kaldı. Yani neresinden tutsak Doğu, ona rağmen neresinden tutsak dökülüyor, ona rağmen Doğu insanı vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkıyor. Doğu insanı bu memleketin asli unsuru olduğunu gösteriyor. Ben şunun da eminim. Hiçbir millet bu kadar sahipsizliğe rağmen bu kadar dirayetli duramazdı. Evet. Tabii bölge başkanımız bölgeden gelen başkanımız var. Siz, evet. Ben sürpriz konuklarımı da, evet, burada siz bir giriş yaptınız. Ben şimdi konuğumuzu da tanıtayım seyircilerimize müsaadenizle. Bağımsız Türkiye Partisi Siirt Belediye Başkan adayımız Sayın Emir Kaplan konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Tabii biz bu seyahati yaparken şunu da düşündük. Yani evet, biz İstanbul'dan o bölgeye gidip oradaki, o yöredeki insanlarımızın durumlarını tespit ettik. Neler yaşadıklarına şahit olduk. Biz de istedik ki o bölgedeki İnsanlarımız, o bölgeyi yönetmek isteyen, o bölgedeki problemleri, sorunları çözmek için mücadele eden kendi insanının, kendi toplumunun problemlerini, sorunlarını çözüme kavuşturmak için, bu yalnızlığın da biraz sistemini yapması için de kendilerini davet ettik stüdyomuza. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Şimdi Emir Bey genç bir aday. Hep görmek istediğimiz gibi. Tabii gençlere ciddi anlamda ihtiyaç var. Ülkede
Türkiye'nin son 40 yıllık siyasetinde maalesef ki görüyoruz ki A partisinden B partisine, C partisine sürekli parti parti dolaşıp ama hep aynı kimlik, aynı isimler yıllar boyu, dönemler o bölgede yani güçlü aday profili çizerek, halbuki güçlü adaydan ziyade iyi aday, güçlü olması, madden güçlü olması değil, doğru adayın o bölgedeki insanları yönetmesi aslında en büyük problem. Biz Emir Kaplan'ı orada Siirt'te doğru bir aday olduğunu düşünüyoruz, kendisini tanıdık. Tabii Emir Bey, şimdi Siirt'te belediye başkan adayı oldunuz. Oradaki yörede insanlarınızın problemlerini en iyi siz biliyorsunuz, en iyi siz yaşıyorsunuz. O problemleri yaşayan ve o insanlara da çözüm üretmek adına aday oldunuz. Bir işte kollarınızı sıvadınız. Şimdi Siirt'in halkının, Siirt'in o bölgenin problemleri nedir? Genel problemleri nedir? İşsizlik, gençler, biz tabii bu gözlemlerimizi yaptık. İnsanlar işsiz. İşte asgari ücretle çalışan insanlar geçinemiyor. İstanbul'da sadece kira vesaire artışlarının olduğunu biz düşünüyorduk ama Siirt'te de, Güneydoğu'da da, o bölgede de maalesef ki çok yüksek kira artışları, insanlar geçinemiyor. Emekliler hep isyan ediyor. Siz belediye başkanı olursanız buradaki bu problemleri, önce problemlerin tespitini, sonra neler düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Seyircilerimiz de sizi tanısın. Ben Emir, Siirt'in en genç adayı olarak bu yola çıktım. Gençlere örnek bir şekilde bu ortaya şey yaptık. Şimdi gençlerin en büyük sıkıntısı, bildiğiniz üzere az evvel konuştuğumuz gibi, işsizlik. Evet. Çoğu gençlerimiz işsizlikten dolayı ya şehir dışına çıkarlar ya ülke dışına çıkarlar. Çoğu genç de böyledir. Veya İstanbul'a, Batı'ya göç ederler. Aynen. Batı'ya göç ederler. Batı'da bir şey görmediklerinde, dediğiniz gibi kira artışları çok. Evet. Kira artışlarından dolayı da bu sefer Batı'da da yapamıyor. Direkt aklına giriyorlar, yurt dışına çıkıyor. Evet. Ülkesini terk ediyor. Aynen. Ülkesini terk ettiği için bu sefer de ne oluyor? Gurbet çekiyor. Ailesini özlüyor. Evet. Bu nedenden dolayı ailesi de sıkıntı yaşıyor. Aynen. Ailesi de sıkıntı çıkarıyor. Evet. Şey yapıyor. Kendisi de sıkıntı yaşıyor. Evet. Bundan ötürü sürekli gençler ya iş bulamadığı için kendilerini ya kötü yollara sürüklüyor. Evet. Ya da intihar etmeye kalkışıyor. Bu gençlerimize sahip çıkacağınızı vaat ediyorsunuz. Evet, sahip çıkacağız. Bunlara çıkarız. İstihdam sağlayacağınızı ve bu gençlerle problemlerini çözeceğinize inanıyorsunuz. İnanıyoruz. Evvelala her türlü, her şekilde bizim genel başkanının, Hüseyin Baş'ın dediği gibi, ya bu dönemin efendisi olacağız ya da köleleri olacağız. Evet. Efendilik size yakışır. Evet. Evet. Geçen... Altyapı sorunlarınız nedir? Yani Siirt'te mevcut belediyeler, işte atanan kayyumlar, oradaki vatandaşlarımıza gerçek anlamda hizmet sağlayabiliyorlar mı? Yani tabii her ilin mutlaka bütçeleri var. Paralar geliyor. O bölge, o yöre kalkınsın, oralarda insanların ihtiyaçları görülsün diye. Siz bunların yapıldığına, hakikaten hakkıyla yapıldığına inanıyor musunuz? Yani bu milletin hakkı olan bu paraların karşılığını millete verebiliyorlar mı? Siz belediyeyi kazandığınızda bu bütçeyi, işte malumunuz, her ilde biz de gözlemledik. Altyapı sorunları var. İnsanlar şehirlere göçüyor, köyler boşaltılıyor, tarım, hayvancılık bitiriliyor. Siz hayvancılıkta, tarımda bu insanlara destek sağlayacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz?
Biz halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için her türlü her sıkıntılarını dinleyip ona göre çare aramak içindeyiz şu an. Genellikle bizim Sadanik köylerde bildiğiniz üzere bizim hani baraj geldi bizim şeyler. Evet. Yarım saat gidilen bir köye şu an 2 saat uzaklıkta bir şekilde yol uzadı. Yol mesafeleriniz uzadı. Yol mesafelerimiz uzadı. Hayvan konusunda ise, hayvancılık ve tarımcılık konusunda ise bunlar acayip şekilde bizim memlekete de düşmüş. Evet. Çok şekilde de düşmüş. Önceden bizim Faruk abimizin dediği gibi genellikle Sirt'in fıstığı meşhurdur. Evet. Sirt'in fıstığı meşhurdur. Buna dair hiçbir şekilde Türkiye geneli ya da ülkeler arası tanıtımı yapılmıyor, pazarlaması yapılmıyor. Hiçbir şekilde tanıtımı yapılmıyor. Aslında Sirt fıstığı değerler olarak da, kalite olarak da çok üstün bir ürün. Bunun işte çikolata sanayinde farklı sanayi dallarıyla da dünyanın her yerine pazarlanabilecek ve hakikaten tat, lezzet olarak da dünyada yok. Yani ben yurt dışına çıktığımda orada fıstıklar vardı. Böyle acayip de büyük, şekilsiz bir fıstıklar. Bir aldım tadına bakayım dedim. Yani yiyemedim. Yani hakikaten yiyemedim. Amerikan fıstığıymış yani. Nerede yetişiyor, nasıl yetişiyor? Ama Sirt fıstığı hakikaten yani böyle hediyeleşmekte başkanım, yemeye başlarken şey. Ali Bey, yemeye evet. başlarken başkanım da şeydir, durduramıyorsunuz kendinizi. Evet. Fıstığı öyle. Evet. Önünüze koymaya görün yani. Evet. Bağımlılık yapıyorsunuz. Yani ne yapacaksınız? Tabii boş arazilere fıstık fidanları gördük biz yollarda, kenarlarda evet. fıstık fidanları var ve araziler boş. Fakat şu problem var. İnsanlar, gençler göç ettiği için şehirlere ve başka şehirlere, yurt dışına göç ettiği için de o arazileri sürmek, işlemek, fidanları dikmek, onlara bakmak, o mahsulü yetiştirmek yaşlılara kalıyor. Yaşlılar da bunları yapamıyorlar. Herhalde sizin projelerinizde belediye olarak bu arazileri, bu fıstık fidanlarını ekip o yöredeki o yaşlı insanlara da destek olup, mesela bir köylü bir traktör alamaz ama bir belediye traktörler alarak her insanın ihtiyacına koşabilir. Yani belediyecilik sadece çöp toplamak değildir. Aynı zamanda ekmeğini bakkaldan alamayan veya ilacını eczaneden alamayan bir köylüye de, bir vatandaşa da o ilacı, o ekmeği ulaştırmaktır aslında, hizmettir. Siz insanlara fidanlar dağıtıp bu tarımı, bu desteği verecek misiniz? Tabii biz sürekli halkımızın yanında olduğumuz için biz gerekli kişilere gerekli muamele yapıp gerekli hani yardımları da edeceğiz. Evet. Biz her türlü her şekilde biz desteğimizi çıkacağız. Çok güzel. Altyapı sorunlarınız? Altyapı sorunlarımız ise hani genellikle bir caddede yürüyoruz. Yağmur ya da kar yağdığında ise biz o caddede yürüyemiyoruz. Genellikle bir caddeye sadece bir mazgal yapılmış, diğer caddeye yapılmamış. Yani bir bölge, bir göstermelik bir bölge, biraz bir şeyler yapılmış ama birkaç tane arka şey yapılmış. Tarafa sizin verdiğiniz Faruk Bey örnekteki olduğu gibi Mardin'in hani iki yüzü var. Evet. Bir tarafı hakikaten tarihi çok güzel bir yeri. Bütün Batman da öyle. Batman diğer da öyle. Diğer tarafları ise hiç bakımsız. Terk edilmiş gibi. Evet başkanım, yani genç bir başkansınız, başarılar diliyoruz. İnşallah kendi halkınız, kendi insanınız bu genç, dinamik, özverili bir şekilde bu gayretlerinizi görür, size destek verir, siz de bu hayallerinizi, bu ideallerinizi gerçekleştirirsiniz. Başka anlatmak istediğiniz konular varsa da buyurun, dinleyelim sizi. Sonra da sizi yolculayalım. Çünkü başka sürpriz konuklarımız da olacak. Onlarla da diğer bölgelerin nabzını tutacağız.
Son sözleriniz nedir? Ne diyorsunuz Siirt halkına? Ne diyorsunuz? Şimdi Siirt halkına sadece bunu demek istiyorum. Seçici olmayın. Neydi o, benim bir tane lafım vardı ya. Evet. Tabii heyecanlandınız. Seçmeyin, seçici olun. Seçici olsunlar. Evet. Seçmeyin, seçici olun. Bir de yapılan olan bütün her şeyi görün. Peki. İki parti arasında sıkışmayın. Evet, bu çok önemli aslında Faruk Bey. Evet. Güneydoğu'da en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de vatandaşımızın sistemleri. Bizi iki partiye mahkum ettiler. Yani ikisinden de artık yaka silkiyoruz. İnşallah bu dönem kurtuluruz diyorlar. Bakacağız. Şurada bir ay kadar kısa bir süre kaldı. Bakalım inşallah. Göreceğiz bize... başkanım, yaptıklarıyla söyledikleri aynı mı? Evet. Biz de inşallah başkan olduğunuzda sizi ziyaret ederiz. Bize Siirt'in o güzel fıstığından, büryanından yedirirsiniz inşallah. İnşallah, kapımız herkese açık. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Evet, Faruk Bey, bir ara vereceğiz. Aradan sonra diğer sürpriz konuklarımızla devam edeceğiz. Heyecan dolu Uzak Doğu dizileriyle fantastik dünyalar açılan pencere Meltem TV'de sizleri bekliyor. Birbirinden renkli Kore dizileri hafta içi her gün sizlerle. Güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi halkçı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışımızı yeni şehirlere taşıma, Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Kavur, çek, pişir, keyfini sür. Tarihi Necati Bey kahvecisi, bir kahveden fazlası. Futbol Mahkemesi'ne hoş geldiniz. Adaletin terazisi bu programda asla şaşmayacak. Ya kırmızı kart gösterirken bile böyle yapıyorlar, şöyle. Lütfen, lütfen kırmızı. Öyle değil kardeşim, yapıştıracaksın adamı. Hakemler şu an asılmış bir kurban. Başka bir şey değil. Herkes istediğini yapıyor, hakemler suçlu. Bir kanat oyuncusu top saklaması gerekiyor. Bir tane büyük rakibiniz var. İkisinin de gerisinde kalıyorsunuz. Oyuncu oynadıkça sahada kendini bulabilir. Her pazar pazartesi saatler 22.45'i gösterdiğinde futbolu konuşacağız. Adaletli bir biçimde. Unutmayın, bu programda adaletin terazisi asla şaşmayacak. Haftaya Bakış'tan merhaba. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Gazze'de İsrail devlet terörü ara vermeden devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin afişlerine saldırı düzenlendi. Yargıtay'ın
kararı Meclis Genel Kurulu'nda okunarak Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü. Enflasyon yükselişte ve gözler de Merkez Bankası'ndaydı. Büyük yıkım oldu. Özellikle de Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay adeta haritadan silindi. Zülfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedeler tarafından protesto edildi. Bir tane sana bakacak onlarca sene. Sabahın 8'inde, akşamın 10'unda, pastırma yazında, bir Mart ayazında. Dönüştürsene şehirleri hayata, tarlaları geleceğe. Teknoloji elinde ve ürettiklerin dünyanın dört bir yerinde. Tarlanı da, hayallerini de büyütsene. Merak etme, altından kalkarız birlikte. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. İzleyenlerimiz, bir kısa aradan sonra tekrar konuklarımızla birlikte Gündemin Nabzı programımıza devam ediyoruz. Sürpriz demiştik. Şimdi de stüdyomuzda Batman Belediye Başkan Adayı Bağımsız Türkiye Partisi, Batman Belediye Başkan Adayımız Sayın Adnan Şahin Bey konuğumuz. Evet Faruk Bey, birinci turda Siirt'i konuştuk. Tabii siz bir genel açılım yaptınız ama Batman'la alakalı da sizin kısa bir değerlendirmenizi alayım. Sonra Sayın Başkan'a sorularımıza geçelim. Ali Bey, tek bir cümle söylemek istiyorum. Batman birçok büyük şehirden daha büyük, evet, daha gelişmiş, daha modern olmasına rağmen büyük şehir olmamış. Bence bu konuda haksızlığa uğramış bir ilimiz. Net, vallahi bunu söylüyorum. Hakikaten Batman çok güzel bir şehir. Batman çok güzel bir şehir. Evet. Sason'un dağlarına çıktınız mı bilmiyorum ama ben çıktım Ali Bey. Sason Alpleri andırıyor insanlara. Yani evet. Hasankeyf bambaşka bir yer tarihi şey olarak. Adnan Başkan'ın birazdan bahsedecektir. Ya Batman, aslında şu da çok önemli. Şuna, yani Güneydoğu'da o kadar görülmesi gereken, hakikaten çok oraları gezerken insanların apayrı bir dünyaya, apayrı bir ruh haline büründüğü bir ortam oluşuyor. Özellikle de aslında batıdaki insanların doğuya, doğudaki insanların batıyı ziyaret etmesi, seyahat etmesi, kolay seyahat, rahat seyahat etmesi anlamında yerel turizmin bu konuda işte belediyeler arasındaki, yani batıdaki, doğudaki, güneydoğudaki belediyelerin karşılıklı anlaşmalarıyla bu insanların, hani güneydoğuda hiç deniz görmeyen insanımız var. İstanbul'da, batıda, İzmir'de de hakikaten yani işte Batman'ı, Siirt'i, Şırnak'ı, Hakkari'yi mutlaka görmesi gerekiyor. Ne duydum biliyor musunuz bölgede? Malabadi Köprüsü'nü Bosna'da zannediyordum deyip Malabadi'sini köprüsünü görüp ben bu köprüyü Bosna'da zannediyordum ya sadece şarkılarda geçiyor zannediyordum diyen insanlar varmış. Oradaki halk söyledi. Her gören
Yani burada mıydı ya falan diyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani evet. Kurtalan Ekspres'in Siirt'e gittiğini bilmiyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Kurtalan Ekspres yıllardır. Hani çok meşhur Kurtalan Ekspres diye bir grubumuz var. Grubumuz düşünebiliyor var, musunuz? Doğru. En tuhafıma giden şeyi söylemek istiyorum. Öyle başkanımıza sözü tabii verelim. Kozluğa gittim. Yıl 2024. Kozluk çok ciddi maden zengini bir ilçemiz. Başkanım da bilir. Aynı zamanda yıl... Batman'da çok ciddi gördük orada petrol. Evet, petrol yatağı. Yatağı yani. Çok ciddi kaya gazı yatağı. Bayağı çalışıyorlar. Evet, evet. Taş ocakları inanılmaz şey. Evet. Maden ocakları, taş ocakları. Yeraltı kaynakları çok zengin. Evet. Yani adım başı taş ocağı veya maden ocağı var. Evet. Kozluk'ta yıl 2024 su problemi var. Tankerlerle su veriliyor biliyor musunuz? O evet. Da şöyle söyleyeyim hani tabii orada söylentidir bu. Hani şey değildir bir iddia üzerine söylüyorum. Ama söylemem gerekiyor. O da yandaşlara veriliyor dendi. İnşallah öyle değildir. Yıl 2024. Tankerle su mu? Tankerle su dağıtılıyor yani su yokmuş. Düşünüyor evet. Musunuz? Musluktan su akmıyor. Yıl 2024 Kozluk bu durumda. Ve Kozluk suyuyla meşhur bir yer biliyor musunuz? Her yerinden su akıyor. Evet. Çok enteresan. Başkanım, yani yeraltı kaynaklarımız var. Türkiye zengin ama biz üstünde dilenciyiz. Dilenci gibiyiz. Evet, evet başkanım. Şimdi Faruk Bey önden bir giriş yaptı. Doğru. Şimdi Batman'ı gerçek sahiplerinden duymak istiyoruz. Belediye başkanlığınız hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Genç bir başkansınız. Verdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi aslında 31 Mart yerel seçimleri ideolojik bir seçim startı değildir. Hizmet startıdır. Öncelikle Batman'a ben bunu izah etmeye çalışıyorum. Batman'da iki Bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte 4 tane adayımız var. Diğer partiler kimlik siyaseti yapan parti var. Evet. Ayrıca halkın temel gıda maddesi olan, temel ihtiyacı olan gıda maddesini bedavaya dağıtarak oy toplayan bir kitle var, bir parti var. Evet, maalesef. Yani bunların adayları da maalesef Batman yerel insanı değil. Dışarıdan gelme veya yıllarca İstanbul'da kalmış, sorunlarına hakim olmayan, kesinlikle Batman'ı tanımayan adaylardan oluşan bir... Atamayla yapılmış. Atamayla yapılmış bir şeydir. Evet. Yani kendileri maalesef sorunlara hakim değillerdir. Evet. Ben yıllarca... yaklaşık 15 yıllık iş hayatımda pazarlama müdürlüğü yaptım inşaat sektöründe. Tüm mahalle mahalle, tüm şantiyeler olsun, tüm mahalleleri ve Batman sorularına hakim, evet. Hakim bir kişiyim. Batman'ın belli başlı sorunları var. Hani büyük sorunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Onları sürekli sosyal medyada aslında açıklayarak kitlelere ulaşmaya çalışıyorum. Kendimi izah etmeye çalışıyorum. En büyük sorunu şu anda zaten maalesef Batman ikiye ayrıldı hizmet konusunda. Hizmet alan bölge, hizmet almayan bölge diye evet. ikiye ayrıldı. Bunlar belli başlı iki mahalleden oluşuyor. İki mahalle hizmet alıyor maalesef. Evet. Yaklaşık 16 mahalle hizmet almıyor. Bizim gayemiz burada hizmeti eşit bir şekilde yaymaktır. Birinci amacım budur. İkinci yaptığım çalışmada Batman'da 4500 yıllık ortalamada 4500 gencimiz evleniyor. Yalnız zengin ve fakir kısmından dolayı maalesef çoğu insan düğün salonunu tutamıyor. Evet. Maalesef mevsim koşullarından dolayı Güneydoğu'nun da dışarıda yapamıyorlar. Bu anlamda halkımız bizi tercih ederse belediyeye ait bir tane düğün salonu ve düğün salonu tutamayan genç arkadaşlara ücretsiz burayı destek amaçlı destek vermek istiyoruz. Böyle bir projem var. Faruk Başkanım da kendisi de Güneydoğu ziyaretinde Batman'da kendisiyle gezdiğimiz zaman ciddi anlamda kaçak yapıyla ilgili görseller kendisine sundum. Evet. Şu anda kayyum ve kimlik siyasetiyle yürütülen bir yönetimden dolayı maalesef Batman'ın her tarafı kaçak yapıyla şu anda mücadele etmektedir. Ama maalesef yaklaşık 20 senedir hiçbir yol alamamıştır. Ben kaçak yapı mağduru olan bir insanım. Yani göreve geldiğimiz günden sonra ilk yapacağım işlerden bir tanesidir. Kaçak yapılara müdahale konusunda. Evet. Ayrıca yani tarımda
hayvancılıkta hakikaten güzel bir bölge. Evet, doğrudur. Madenler konusu çok zengin. Doğrudur. Batman'da. İşsizlik, gençlerin işsizliği gördük biz hakikaten. Evet. Batman'da ciddi bir genç nüfus var. Doğru. Dinamik bir genç nüfus var. Ama bu genç nüfusun orada kendi şehrine fayda sağlayacak bir ortam yok. Yani belediye tesislerini biz bilmiyorum ama hani böyle ciddi anlamda gençlerin, insanların rahat edebileceği bir tesis alanlar yok. Yok maalesef bu Batman'da konuda, yok. Eksik çok eksik gördük. Doğrudur. Batman'da doğrudur, da. Doğrudur. Başka ne yapacaksınız başkanım? Yani ya gençlere şimdi, dediniz, evlenenlere dediniz. Evet. Şimdi yaşlılarımıza, emeklilerimize. Doğrudur. Yani bunlara da sahip çıkmanız lazım. Ya gençlere yönelik şöyle bir çalışmam var. Gençler maalesef şu anda Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarından dolayı ulaşım giderlerini dahi karşılayamıyorlar. Belediye bünyesinde okul dönemlerinde gençlere, eğitim gören gençlere belediye ait otobüsleri ücretsiz bir taşıma aracı olarak kullanmak istiyorum. Böyle bir projem var. Birçok projemi ben burada anlatırken aslında, burada birkaç tane projemi anlatırken pardon, dışarıda esnaflık da yapıyorum. Esnaf olduğum çevreme de izah ediyorum. Birçok insan bana diyor ki ya sen bu bütçeyi nereden bulacaksın? Hı. Her zaman şunu izah etmişimdir. Mesela Batman Belediyesi kayyum ve kimlik siyaseti yapan partiden dolayı 20 yıldır sadece çiçek ekmekle, yani mevsim koşullarına uymayan bir menekşe çiçeğini getirip sokaklara döküyorlar. Yıllık bunun maliyeti 50 milyon liradır. Bunun da çalışmasını yaptım. Hı. Yani 50 milyonla ben herhalde 10 tane bir şey yaparım. Düğün salonu yaparım. Düğün salonu yaparsınız. Yani bunları bilmek gerekir. Batman'ı tanımak gerekir. Ben diğer adaylardan şöyle bir iddiada bulunuyorum. Kesinlikle benim kadar hakim değiller bu konuya. Evet. Benim kadar da başarılı olamayacaklarına inanıyorum. Atama ile aynı atama ile adayı yapılan doğrudur. İnsanlar tabii ki sizin gibi. Yani halkın yerel halktan olduğum için bütün temel sorunlara hakimim. İnşallah başarılı olacağız. Peki ticaret yapan esnafın yani esnafın işi yok, iş yapmakta zorlanıyor. Belediyelerin asıl esnafımıza destek olması gereken yerde çeşitli, hatta çok çeşitli vergilerle, tabela vergisi, şu vergi, bu vergiyle esnafımızın yüküne yük katıyorlar. Siz bu vergiler konusunda siz de bir esnaf olarak oradaki esnaflara bir şey düşünüyor musunuz? Ya şöyle izah edeyim. Şimdi Batman kayyumla yönetiliyor. Evet. Kayyumdan dolayı zaten şu anda vergi veren ve vergi vermeyen sınıf diye esnaflar arasında çok zaten şu anda şikayet var. Evet. Yani burada biraz hassas davranıyoruz. Şu anda ben herkesin vergi vermesini istiyorum. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bunda kimse de ayrım yapamam. Yapamayız da. Yani şu andaki mevcut kayyum yönetimi yapıyor zaten. Evet. Kendilerine ne olur? Kendileri ne olur? İşlerini büyütmek amaçlı krediler verilebilir kendilerine. Evet. Veya belediyeye ait arsalar tahsis edilebilir üreticiler için diyorum. Evet. Bu yardımlar yapılabilir. Yani vergi herkesin boynun borcudur. O biraz hassas konu. Vergi yani olsun zaten da, yıllarca başkanım, vergi olsun da çok olmasın. Yok şöyle yıllarca zaten kayyum veya kimlik siyasetinden dolayı veren verdi, vermeyen vermedi. Hani vermeyenlere burada bu da çok enteresan bir şey. Yani kayyumla yönetilen bölgelerde duyduğumuz problemler. Yani işte kimlik siyaseti diyorsunuz. Hakikaten yani benden sen vergi vermene gerek yok. Doğrudur. İşte, aynen. İhaleler sana ama benden değilsen aslında kendi içinde bir ayrımcılık. Bu çok kötü bir hiç hoş bir tablo değil. Doğrudur. Batman bir sorununa daha değinmek istiyorum. En önemli sorun kanalizasyon sorunudur. Kanalizasyon sorunu bizzat kendim yaşayan bir ferdim. Yoğun yağış aldığı dönemlerde kanalizasyon eksiğinden dolayı maalesef Batman'da sel olayları oluyor belirli bölgelerde. Evet. Mesela şöyle izah edeyim. Gültepe Mahallesi'nde iskan 1000 kişi için verilmiş. Oturmayız o mahalleye. 1000 konut için yapılmış kanalizasyon ama şu andaki konut sayısı 9000'i geçmiş.
Dolayısıyla bu kaldırmıyor. Kayyum nedeniyle de bu düzeltilmiyor, yapılmıyor. Bir ödenek ayrıtılmıyor. Sadece farklı alanlara yöneliyorlar. Özellikle kanalizasyon konusunda Batman'ın çok büyük bir eksiği var. Evet, altyapıyı... Altyapıyı yeni baştan yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki öncelikle mahalleleri bölmeden, tüm mahalleleri bir eşit olarak görerek. Kaçak yapılarla mücadele aynen, edeceksiniz. Doğrudur. Altyapılar... Doğrudur. Evlenen gençlerimize destek olacaksınız. Doğrudur. Hatta şöyle bir şey, bir verim daha var. Öğrencilerimize ücretsiz taşımacılık hizmeti vereceksiniz. Doğrudur. Bir verim daha var. Şimdi Batman'da yaklaşık 29 tane camide çalışma yapılmıyor Ali Bey. Evet. Sadece halkın veya müftülüğün hiçbir ödenek ayırtmadan halktan toplanan sadakalarla yapılmaya çalışan bir ibadethane var. 29 tane eksik bir yapı var. İbadethane var pardon. Evet. Eğer hizmete bizi layık gördükleri zaman ilgili camilerin tümünü üstleneceğiz, yarım kalan camilerin. Bu peki, şekilde tamamlamayı hedefliyorum. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Çok sağ olun. İnşallah başarısınız. İnşallah. Biz de belediye başkanı olduğunuz dönemde de inşallah Faruk Bey'le de mutlaka sizi ziyaret ederim. Mutlaka. Geliriz. İşte biz ayrımcılık yapmadık. Bakın, doğrudur. Televizyonlarımızı, ekranlarımızı. Doğrudur. Teşekkür ederim. Güneydoğu'daki adaylarımıza, orada problem, oranın problemlerini dile evet, getirecek doğrudur. Adaylarımıza. Bu da herhalde televizyonculuk tarihinde az görülmüş bir şeydir. Belki de hiç görülmemiştir. Aslında yani önce bölgeyi ziyaret etmek, orayla alakalı bilgi sahibi olmak, sonra da oranın adaylarını konuk etmek aslında ayrı güzel bir sohbet oluyor. Özür dilerim, vaktimiz tabii, varsa bir 30 saniye tabii, almak istiyorum. Şimdi en son billboardlarla ilgili Batman Belediye Başkanlığı'ndan izin almak istedim. Evet. Billboardlarla ilgili kendimi tanıtmak istediğimi, insanlara kendimi ifade etmek istediğimi, sorunlara çözüm için önerilerimi sunmak istediğimi beyan ettim. Yani düşünün, şu anda kayyum döneminden dolayı da şu anda sadece belediye kendi reklamını yapar. Farklı bir siyasi partinin reklamını yapamaz diye. Halbuki seçimler, yani, seçim dönemlerinde aynen, eşit bir şekilde ilçe seçim kurulları, gerekir. İl seçim kurulları kura yoluyla, kura yöntemiyle doğrudur. Yani adalet biz aslında, olması gerekiyor. Biz eşitlik için geliyoruz. Ben eşitlik için geliyorum Batman için. Ben ayrımcılık ben yapmayacağım. Ben eminim ki Batman beni tercih etmediğinde çok şeyler kaybedecek. Sadece tek bir şey söylüyorum. Batman için de sloganım format zamanıdır. Format zamanı. Evet. Peki başkanım. Çok teşekkür ederim. Faruk Bey, sizinle ilaveyeceğiniz bir şey var mı? Başkanım çok güzel konuştu. Heyecanla dinledim. Çok evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi sağ olun. Tabii biz formatımız gereği bir kısa bir ara vereceğiz. Ardından başkanımızı yolculuktan sonra uğradıktan sonra yeni bir sürpriz başkan adayımız. Konuğumuzla, başkan adayımızla tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gündemin nabzı devam ediyor. Evet Faruk Bey, bir başkan adayımızı uğurladık. Batman Belediye Başkan adımız Adnan Şahin Bey'i uğurladık. Yeni bir adayımızla, stüdyo konuğumuzla birlikte olacağız. Bitlis konusuna geçeceğiz. Sizden tabii yine tekrar ön izlenimimizi alalım. Sonra da başkan adayını tanıtalım. Şimdi Bitlis, Siirt'e yarım saat mesafede bir ilimiz. Yalnız Batman, Siirt, sıcak kuşak iki il. Bitlis'te mesela Siirt'ten başlıyorsunuz böyle yavaş yavaş. Baykan falan böyle. Rahva yolu denen bir bölge var. Evet. Oraya doğru çıkıyorsunuz, çok böyle keskin virajları olan falan. Yavaş yavaş böyle Bolu Dağı'na tırmanırsınız yani Ankara'ya giderken. Evet. Fark etmezsiniz ama yol yokuştur böyle yukarı doğru. Bir anda iklim bir değişir. Böyle yarım saat içerisinde bir bakmışsınız yazdan kışa geçmişsiniz. Bitlis soğuk böyle şey bir yer. Ama Bitlis de yine insanı böyle hoş sohbet, muhabbet, dar insanlar. Ama gereken yatırım o bölgeye de, yani Bitlis'e de yapılmış. İnsanlar kendi Bitlis, kendilerine... Lizan anladığım kadarıyla daha şey, daha böyle... Lizan daha yakın Siirt'e, Pervari'ye sınır bir yer. Ama mesela Tatvan güzel,
biraz gelişmişliği var ama o da yeterli değil. Mesela turizm açısından Van Gölü'nün eteğinde, yani Van Gölü'nün etrafındaki bir ilimiz bu. Yukarı doğru gidiyorsunuz, Ahlat'ta Selçuklu mezarlıkları var, tarihi inanılmaz mekanlar var, kümbetler var, medreseler var, kervansaraylar var, camiler var. Selçuklu döneminde inanılmaz yapılar var ama yine turistik açıdan hiçbir şekilde bir yatırıma falan dönüşmemiş bu. Zannedersem Van 100. Yıl Üniversitesi'nin orada bir hani arkeolojik kazı çalışması olmuş. Onun dışında hani çok ciddi bir destek falan alınmamış. Ya başkanım şimdi değinecektir. Evet. Daha iyi anlatacaktır. Başkanım, ben şey klişe soruyla başlamak istiyorum. Büryan Sirtin midir, Bitlis'in midir başkanım? Başkanımızı önce tanıtalım. Evet, Bitlis Belediye Başkanı, Bağımsız Türkiye Partisi, Bitlis Belediye Başkan Adayı Sayın Mertcan Eribol. Evet. Sayın Başkan hayırlı olsun. Genç bir başkansınız. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Siz başkanıma sorunuz neydi Büryan? Başkanım tek bir cümleyle cevap verse olur. Aslında bölgenin sıkıntıları, bölgenin problemleri, kendi projeleri için. Bu Latife yani şeyiyle. Onu daha sonra cevaplayacağım başkanım. Evet. Şimdi öncelikle gelelim Bitlis'in en büyük sorunu. İşsizlik. Evet. Bitlis'te istihdam yok. Yani gençlerimizin çoğu kıraathane köşelerinde, kahve köşelerinde veya kötü yola düşer. Yani kötü yol derken uyuşturucu madde kullanımına sürükleniyor. Evet. Bunu önlemek için Bitlis'te yani tekstil kenti haline getireceğiz Bitlis'i. Yani, Türkiye başkanım. Tamam. Evet. Bitlis'te böyle bir tekstil şeyi var mıdır başkanım? Ya altyapısı var mıdır? Var başkanım. Tabii organize sanayi bölgesinde tekstiller var. Ama onu daha büyütmek bizim amacımız. Daha Bitlis da... tekstil kenti normalde evet. Yapılıyor bu yani. Tabii. Yapılıyor. Onu daha büyüterek daha çok kişiye istihdam sağlamak. Çok iyi başkanım. Hani birinci projemiz budur. Ondan sonra altyapı problemleri. Kaldırmıyor yani altyapı, bir yağmurda dükkanlara su basıyor. Esnaflarımız evet. Mağdur oluyor. Evet. Hani aşırı bir şey var. Nasıl diyeyimse. Altyapı problemi var. Mağduriyet yaşıyor evet, insanlar. Evet mağduriyet yaşıyor. Esnaflarımız bakın ben kendim de babamın iş yeri var. Senede bir iki sefer su basar dükkanını. Yani yazık. Yani ürünler mahvoluyor. Yani kimse destek vermiyor. Geçen bir mağazacının yanına gittim. Dükkanına su basmıştı. Elbiseleri kullanılamaz halde. Yani. Kimse gelip demedik. Al bunu veya masraflarını karşılayayım. Bu konuda yani, bir duyarlılık yok. Ya, yok. Duyarlılık yok. Belediyenin evet. Sadece kendi adamlarına harcadığı bir rant sistemi var. O rant sistemi çok duyuyoruz. Yani rant sistemi var. Evet. Her yeri böyle rantla şey yapılıyor. Evet, kendi evet. Çevresinde böyle bölünmüş bir rant. Küçük bir azınlık belediye imkanlarından evet. Toplumun tamamının istifade etmesi gereken kaynakları maalesef az bir grup, topluluk heder ediyor. Ali Bey maalesef. Geçen bir şey duydum. Çok özür dilerim başkanım. Buyurun. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Dedi ki bana Faruk Bey dedi, inanır mısınız dedi. Yani isim vermeyeceğim tabii. Bir belediyeden bahsetti. Gecelik dedi düğünlere 10 bin liraya çıkan dedi sanatçılara dedi 1,5-2 milyon dedi para verdiler dedi, konser yaptırdılar dedi. Evet. Ya 10 bin liraya gecelik bir düğüne çıkan sanatçıya, yani türkücüye veya şarkıcıya 1,5 milyon lira ile konser yaptırdılar dedi. Evet. Çok enteresan. Şimdi maalesef halkımızın evet. Parası bunlar, bu milletin parası. Şimdi Sayın Başkanım altyapı problemi var dediniz. Halbuki evet. Güneydoğu'da da bütün illerimizde de İller Bankası'nın o bölgelerin nüfusuna göre bir bütçesi var. Yani devlet bunu pay ediyor. Bitlis'e gelen bütçe, yani işte diğer illerimizde de aynı problemleri duyduk, şahit olduk. Yani bu bütçeler bir altyapıya dahi sene 2024, yani uzay çağındayız, teknoloji çağındayız ve hala bu altyapı problemleriyle vatandaş dükkanını her yıl 2 defa, 3 defa su baskını korkusuyla yaşıyor. Peki bu gençlerimizle alakalı dediniz, işsizlik dediniz, tekstille orada istihdam sağlamak. Tabii. Bu çok güzel bir şey. Aslında ekonomi, Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde aslında en büyük problem ekonomi. Yani gençler aslında çalışkan, dinamik, üreten fakat gençlere değer verilmiyor.
bilmiyorum, tarım konusunda, hayvancılık konusunda, farklı tarımsal alanlarda düşünceleriniz var mı? Tarımsal anlamda tabii düşüncelerimiz var. Yani çiftçilerimize en büyük desteği vermek, yakıt desteği belediyeden. Şimdi aldığı mahsulle, sattığı mahsulle aldığı tohum birbirini karşılamıyor. Çiftçi zarar ediyor. Onun için hiç yanaşmıyor. Evet. Yani destek vererek üretmiyor, evet. Zarar ettiği için üretmiyor. Yani siz bir zarar ettiğiniz bir şeye girer misiniz? Yok. Evet. Çiftçiler de aynı. Bir teşvik vererek, bir şeyler yaparak, yakıt desteğidir, yem desteğidir, tohumudur yaparak çiftçilerimizi biraz kalkındıracağız. Bu da projelerimizin arasında yer alıyor. Evet. Gençlerin bağımlılıkları dediniz. İşsizlik yani, en büyük sosyal aktivite de yok. Yani yapabileceğiniz sosyal aktivite bitiste yok. Başkanımız gelmiştir, görmüştür. Gençlerimizin orada. Ali Bey, en başta söyledim ya, sanki bilinçli bir şekilde orası, bilinçli bir şekilde işsizlik, işte yakıt pahalı, işte insanlar ekmesin, insanlar biçmesin. Yani orada bir de uyuşturucu belası, hani evet. Özellikle sanki üretilmiş. Ya sanki diyorum, bilinçli bir şekilde yapılmadığı takdirde bu olamaz yani. Kendi kendine olması mümkün değil yani. Yani şimdi bu kadar işsizlik var. Gençler evlenemiyor. Niye bu kadar işsizlik var? Geçim sıkıntısı var. Göze alamıyor. Evliliği de göze alamıyor. Onun dışında tabii mutlaka istihdam edilmesi gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Siz belediyecilikte kazandığınızda gençlerimize, evlenmek isteyen çiftlere destekleriniz var mı, olacak mı? Tabii destek yapacağız. Beyaz eşya yardımıyla bulunacağız. Evet. Onu da projelerimizin arasında. Yani düğün salonu, gençlerimiz çoğu şimdi bir düğün salonuna gittiğiniz zaman örneğin 100 bin lira, 150 bin lira para istiyor. Evet. Gecelik. Yani çoğu insan karşılayamıyor onu. Devletin verdiği bugünkü teşvikle zannedersem 150 bin lira gibi tabii bir şey. Hani bir o düğün salonunu karşılamıyor. Düşünebiliyor musunuz Ali Bey? O da 2 yıl sonra geri alıyor o parayı. Peki turizm konusu aslında Van'a da yakın bir şey. Yarısı Van Gölü'nün Bitlis'te. Doğru mu başkanım? Yarısı da Van'da böyle. Sanki böyle ikisini böyle yukarıdan Ahalat Adil Cevaz sarmış böyle. Tatvan böyle. Öbür taraftan da işte Çaldıran Muradiye böyle aşağı doğru Bahçesaray, işte Gavaş falan böyle sarmış. Böyle sanki Van Gölü'nü iki ilimiz kuşatmış gibi, öyle mi başkanım? Evet başkanım, doğrudur. Turizm konusunda Bitlis merkez biraz şey kaldı başkanım, eksik kaldı. Nasıl diyeyim Ali Bey, tarihi binalar hepsi yıkık durumda, hiç kimse bir müdahalede bulunmuyor. Kale deseniz Kültür Turizm Bakanlığı'nın elinde 10 yıldan fazladır kapalı. Hiçbir şekilde bir çalışma yok, bir şey yok. İnsanların istifasına sunulmuyor. Yok, sunulmuyor. 10 yani yıldan fazladır kapalı. Bir tarih merkez inanılmaz derecede bir şey, problem bir yer. Düşünebiliyor musunuz? İki araba yan yana geçemiyor. O kadar sıkışık şey. Yani siz bu tarihi değerlerimizi tekrardan canlandıracaksınız. Tabii canlandıracağız. Gün yüzüne çıkartacağız onları. Hani turizm, biraz turist çekeceğiz Bitlis'imize. Reklamlar yapacaksınız. Reklamlar yapacağız. Tarihi evler var. Onları restore edip halkımızın hizmetine açacağız. Biz ekranlarımızı orayı tanıtmak için sizlere açarız başkanım. Tabii her zaman. İnşallah kazanırsınız. Gençlere umut olursunuz. İnşallah. Artık gençler hakikaten ülkenin yönetiminde, bugün yerelde, yarın genelde, tüm Türkiye'de söz sahibi olsunlar. Gençlere değer veriyoruz, kıymet veriyoruz, vermemiz de gerekiyor. Evet başkanım, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Son Bitlislerden, bilmiyorum belki o istersiniz, bir şey dersiniz. Son sözünüz ne olur Bitlislere? Yani Bitlis'te çalışmalarımız oldu, çalışmalara başladık. Yani Bitlis'te değişim istiyor. Evet. Ve genç aday olarak karşısına çıktığımız zaman bir sempati kuruyor bize karşı. Evet. Yani biz iki parti arasında kalmaktan sıkıldık. İyi ki siz geldiniz. Çok büyük destekler alıyoruz. Çok iyi. Hem kendi arkadaşlarımızdan, akrabalardan, tanınmadığımız insanlardan çok büyük destek alıyoruz. Aşiretler de vardır orada. Aşiretleri de ziyaret ediyoruz. Başkanım şu anlamda sizi tebrik ediyorum. Bütün genç başkanlarımızı, başta Emir Başkan'ı da ilk konuk olarak aldık. Sizin yaşıtlarınız bugün
internet kafede CSGO oynarken siz bu vatanın, bu milletin, Bitlis'in derdine düşmüşsünüz. Gerçekten tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Evet. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin başkanım. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Biz de sizi ziyaret ederiz. Bizi her zaman, offshore yemeği her zaman beklerim. Başkanım. Offshore. Tabii her zaman beklerim. Peki. Tekrardan başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir kısa aradan sonra son sürpriz konuğumuzla programımız devam edecek. Kısa bir ara. Bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Kavur. Çek. Pişir. Keyfini sür. Tarihi Necati Bey kahvecisi, bir kahveden fazlası. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Evet sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii sürpriz konuğumuz Faruk Bey'in ön izlenimlerinden sonra konuğumuzu sizinle paylaşacağım. Faruk Bey, Van. Van ziyaretindeki izleniminiz nedir? Başkanım, yine Van'da dünyaya tanıtılmamış bir ilimiz diyeceğim. Van kedisi dünyada eşi benzeri olmayan bir kedi. Van peyniri çok güzel. Evet. Van kahvaltısı çok meşhur. Van Gölü gerçekten doğasıyla, turizm açısından çok iyi değerlendirilebilecek bir bölge. Yine dediğim gibi Bitlis alttan güneybatı yönünden, Van'da kuzeydoğu yönünden Van Gölü'nü çevrelemiş iki ilimiz. Van mesela bu tarafı da, batısı da doğusu da gölün yani metruk bir şekilde duruyor. Bataklık oluşmuş bazı yerlerde. Bazı yerler inanılmaz kaya, böyle kraterler falan oluşmuş. Böyle şey, görsel doğal harikalar var görseniz. O bölgede mesela bir otel yapılsa sadece orada insanlar, ya Instagram çekmeye diyeceğim ama belki story çekmeye gelip orada otelde kalacak binlerce insan var, ben buna eminim. Ama yapılmamış, atıl kalmış ve Van büyük şehir. Çok enteresan. Bir şekilde dedim ya, bilinçli bir şekilde sanki geri bırakılmış. Van'ın bir de şöyle bir şeyi var. Yine benim tespit etmiş olduğum. Tabii siz de o bölgedeydiniz. Evet. Daha gözlemleriniz vardır. Edirne nasıl bugün Bulgar pazarına dönmüş? Evet. Van İran pazarına dönmüş. Yani ben 2018'de İran'a gittiğimde Ali Bey, 1 lirayla 5000 tümen alıyorduk. Şu anda 1 lirayla 2 tümen alamıyoruz. Yani öyle söylemişse. Çok ciddi bir paramız değersizleşti. Şu anda Van İran pazarına dönmüş. İranlılar ticaret orada, ticarete hakim olmuşlar. Bir şekilde orada ticaretlerini döndürmeye çalışıyorlar. Evet. İran'a da sınır olması hasebiyle. Başkanımdan dinleyeceğiz. Evet. Çözümlerini, projelerini. Benim gördüğüm bu. Yine Van'daki insanlar aç, işsiz, çok ciddi problemleri var.
Evet, bakalım şimdi tabii stüdyo konuğumuz Van Büyükşehir Bağımsız Türkiye Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynep Selim Keleş hanımefendi. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii bir kadın Van'da bir kadın adayın da olması hakikaten gurur verici bir şey. Evet. Başarılar diliyoruz. Siz Van'da yaşıyorsunuz. Vanlıların problemlerini, sorunlarını aslında en iyi bilen insansınız ve çözümlerinizle Vanlılara bir umut oluyorsunuz. Biz tabii orada ziyaretlerimizde Van hakikaten çok güzel bir şehrimiz, büyük şehir ama sahipsiz bırakılmış, gençler işsiz. Faruk Bey'in de ifade ettiği gibi bir İran pazarına dönmüş. Bu problem değil, İran pazarına dönmesinin bir şey yok ama yani kendi şehrinize sizin kendi koymuş olduğunuz kurallarla, şartlarla isteyen herkes gelip ziyaret edebilir, turist gelebilir ama görüyoruz ki orada gençlerimiz işsizlikten kaynaklı oradaki bazı yapılanmaların elemanları haline gelmişler. Benim gözlemlerim bu şekilde. Aynı zamanda İranlılar ciddi anlamda Van'dan mülk, daire, dükkan vesaire satın alarak eğer ekonomik şartlarımızı düzeltmez isek herhalde 5-10 yıl içerisinde Van'da ciddi bir İranlıların ciddi bir mülk değeri olacak. Kilisteki Suriyeli problemi gibi. Problem oluşacak. Siz başkanım Van için neler düşünüyorsunuz? Van'ın problemleri nedir? Van'la alakalı yapmak istediğiniz vatandaşlarımız, Vanlı vatandaşlarımız özellikle bayanlar size niçin oy versinler? Buyurun. Evet, bayanlar benden ne istiyor? Evet. Öyle diyelim. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum gündemin nabzı programına. Türkiye genelinde biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak hem görsel hem de yazılı basın olarak büyük bir ambargo altındayız. İstediğimiz yere erişemiyoruz. Onun için çok çok teşekkür ediyorum hem size hem Meltem TV'ye. Gerek programın önünde ve arkasındaki yapım ekibi olsun. Ben neden Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum? Buyurun. Taşın altına elimi koydum diyelim. Bir kadın adayı olarak, Van'ın ilk kadın adayı olarak ki inşallah ilk kadın başkanı da olacağım. İnşallah. Van'da hakikaten çok büyük problemlerimiz var. Değerlendirilemeyen turizm güzelliklerimiz var, zenginliklerimiz var. Üstüne üstlük iki dönem ve iki dönemden daha fazladır kayyum atanıyor. İstenilen parti kazanmayınca kayyum atamayı uygun görüyorlar. Ama biz şu an Van'da öyle bir atmosfer oluşturduk ki insanların ümitleri yeniden yeşerdi. Ben çok neler güzel yapmak istiyorum? Ben evet. Van Gölü'nü turizme açmak istiyorum. Van Gölü dünyanın 15. en derin gölü. Su sporlarıyla onu dünyaya açacağım. Bilindiği üzere bizde şu an iki tane gümrük kapısı var. Biz o gümrük kapılarını değerlendireceğiz. Van Text diye bir tane kumaş fabrikası düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Tekstil değil, kumaş fabrikası. Yani aldığımız kumaşın kenarında Van Text yazacak. Van markası yazacak. Evet, çok güzel. Biz neden Adana'dan pamuk almayalım? Hem ihracat hem ithalat olarak Van çok zengin bir yer. Sonra Başkale traverterleri var. Orada küçük bir pamuk kale yapabilirim. Milli ekonomi modelinde değerli üstadımız Sayın Haydar Baş, merhum Sayın Haydar Baş beyefendinin milli ekonomi modeline uygun olarak yeraltı kaynaklarımızda sıcak su, jeotermal olarak getirip Başkale'de küçük bir pamuk kale yapabilirim. Çok iyi. Yani çok çok zenginiz. Bu durumda bizim paketlerimizde neler var? Ben yeni evlenen çiftlere hem resmi nikahı yaygınlaştırmak amacıyla hem de nikahsız birlikteliğin önüne geçmek için bizim Büyükşehir Belediye'mize başvuran bütün çiftlerimize 25.000 TL düğün paketi hediyemiz vardır. O noktada destek olmak istiyorum. Ayrıca Vado bilindiği üzere bizim deniz otobüsü seferlerimiz durduruldu. Van Tatvan arasında deniz otobüsü seferlerimiz var. Yalnız çok az. Biz bunları daha yaygın hale getireceğiz. Gölün etrafındaki ilçelere Erciş, Gevaş, tekrar Tatvan,
Edremit, yani o tür ilçelerimize biz ne yapacağız? Deniz otobüsü seferleri düzenleyeceğiz ve buradan sesim eğer ulaşırsa bazı yerlere, rica ediyorum taklitlerimizden sakının. Biz bu projemizi açıkladık. Evet, çok güzel. İki gün sonra iktidar partisi de aynısını açıkladı ve şöyle dedi. Dedi ki ben Van ve ilçelerinde deniz otobüsü seferlerini düzenleyeceğim. Ama o kadar bizden uzak bir iktidar ki bilmiyor ki Başkale'ye deniz otobüsü nasıl gitsin. Gürpınar'a deniz otobüsü nasıl gitsin? Sizde de mi diğer partiler atamayla belediye başkanlığı? Evet, bizde de şu an öyle bir durum var. Zaten biz iki dönemdir kayyuma mahkum bırakıldık. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Hükümetler ayrıdır, devlet ayrıdır. Devlet bölünmez ama hükümetler değişir. Evet. Onun için ben bu hükümetin ömrünün de artık bittiğini düşünüyorum. Bizim önümüzü açsınlar. Ayrıca İncivan diye bir projem de var benim. Meclis lokantası kalitesinde Van'daki bizim hemşehrilerimiz de ailesiyle gelip otursun. Aynı şekilde uygun fiyata yemek yesin. Niye mecliste o kadar uygun fiyata yemek çıkıyor da benim Van'daki vatandaşıma niye uygun yemek çıkmasın? Vallahi çok güzel. Ben onu evet. İncivan diye düşünüyorum. Çünkü bir aile reisi ailesiyle çocuğuyla... İlk misafirleriniz de biz oluruz başkanım. İnşallah çocuğuyla... Bir yere gittiğinde belki de cebindeki kartı yetmiyordur. Zaten hepimizde nakit de yok. Artık kart düşünür oluyoruz. Hesabı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyordur. Ben o İncivan projesini Vanlı vatandaşlarımın ayağına getirmeyi düşünüyorum. Öyle de bir projem var. İnşallah gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çok çok projelerimiz var. Bağımsız Türkiye Partisi'ne çok teşekkür ediyorum. Beni aday gösterdiği için. Evet. Yani belli oluyor ki aslında yerinde siz bir karar hak etmişsiniz. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Güçlü, şimdi güçlü aday profili çiziliyor çeşitli şehirlerde. Güçlü deyince insan hani iyi bir şey gibi algılanıyor. Aslında güçlüden kasıt oradaki madden, parası olan, işte seçim propagandasına, billboardlarına ciddi anlamda bir sermaye yatırıp sonrasında geldiğinde de o sermayenin çok çok üstünde bir gelir elde etmek manasında güç diyoruz. Aslında kartel güç, adayı, kapital güç, kartel, adayı. Evet. Güçlü aday değil aslında doğru aday. Doğru aday çok önemli. Zeynep Hanım da gördüğümüz kadarıyla gerçekten doğru bir aday. Çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Peki Sayın Başkanım, kadınlar yani Van'da kadınlarımıza yönelik neler düşünüyorsunuz? Yani aktif, tamam işte nikah konusunu teşvik ettiniz, evlenme konusunu teşvik ettiniz, paketlerinizi açıkladınız. Van'da yaşayan kadınlarımızın siyasette, idarede, toplumda aktif görev alması, aktifleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben bu noktada örnek olacağıma inanıyorum. Çünkü kadınlar olarak biraz artık çekinir olduk. Hani orada idare doğru, edemeyiz. Kadınlar evet. Biraz daha çekin. Yani. Ben örnek olacağıma inanıyorum. Kadınlar için de şöyle bir şey düşünüyorum. Hasbelkader hayatta her insan her şeyi yaşayabilir. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Olur da olumsuz şeyler yaşamış hanımefendi kadınlarımızı ben istihdam etmeyi düşünüyorum. MEK eğitim sistemiyle, mesleki eğitim kursuyla. Evet. Yani hem istihdam edeceğim onları hem çalışırken diplomaları olmuş olacak. İstedikleri yerde çalışmış olacaklar. Onları o şekilde istihdam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca her taksi durağına bir tane kadın şoför zorunluluğu getireceğim. Böylelikle ne olacak? Kadınlarımız hem aktif hayatta daha çok rol alacak hem de yolcularımız şoför tercih edebilecek. Yani bir bayan tercih edebilen bir bayan arkadaşlarımız da olacak. Ayrıca ben kadın arkadaşlarımızı Van Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak istihdam etmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Yani kadınlarla alakalı bu projelerim var. Ayrıca Mavi Van paket diye bir paketimiz vardır. Bu da gençlerimiz için hijyen paketleridir. Üniversite öğrencilerimizdir, lise öğrencilerimizdir, ihtiyacı olan bütün herkese kapımız açıktır. Kız, erkek çocukları fark etmiyor. Gençlerimize hijyen paketi, içinde aklınızın alabileceği bütün kişisel ürünlerin olacağı bir Mavi Van paketi düşünüyorum. Güzel. Başkanım, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki, Van'ı turizm dediniz.
Peki işsizlik konusu, gençlerimiz hakikaten çok işsiz. Orada iş imkanları yok. Siz de ticaretin içinde aslında bir bayansınız. Evet. Güçlü bir adaysınız. Çok teşekkür ederim. Güçlü dedik, onu düzeltiyorum. Doğru bir adaysınız. Çok teşekkür ederim. Ama hakikaten Van'da ziyaretimizde de sizinle bayağı bir sohbet etmiştik. Yani gördük ki Van'a aşık bir bayansınız. Evet. Aslında oradaki insanların da umudusunuz. Çevrenizden öyle görüyoruz. Çünkü hakikaten bayan olmak, özellikle de Güneydoğu'da bir idareye bir bayan adayın cesaretle, yüreklilikle, ben hatta sizden şunu da duymuştum, ben Van'ı alacağım demiştiniz, çok iddialı konuşmuştunuz. İnşallah alırsınız. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Yani Vanlılardan, özellikle de bayanlardan son istekleriniz nedir? Son sözleriniz nedir? Ben çok teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Vanlı bayan arkadaşlarımız için değil de Vanlı gençlerimiz için ben istihdam sözü veriyorum. Kumaş tekstil fabrikasında istihdam sözü veriyorum. Su sporlarında dünyaya açılacağız. Birçok spor mezunu arkadaşlarımız var ve atanamamışlar. Onları istihdam edeceğiz. Böylelikle uluslararası turizmi de Van'a çekmiş olacağız. Bu ne olacak? Esnaf da canlanmış olacak. Van'ın sokakları artık cıvıl cıvıl olacak. İnsanlar sadece eğlenmeye değil de hem gezmeye hem üretmeye gelecekler. Uluslararası spor demek farklı farklı alanlarda. Bugün Japonya'da yapılan sporlar neden Van Gölü'nde yapılmasın? Doğru şey, mesela kürekçiliğe çok uygun bir göl Van Gölü. Bizim durgun bir suyu var. Bizim dağları eksiğimiz neden? Bilmiyorum ama benim yani gördüğüm kadarıyla çok uygun bir göl. Yani kayakçılık da yapılabilir. Evet. Gördüm yani çok düzgün. Bir de ben Artos Dağı'nda gibi dağlar var. Evet. Bir de ben Van kilimini de dünyaya açmayı düşünüyorum. Orada Van da, kilimi. Evet. Bize özel kilimlerimiz var. Yalnız şu aşamada örnek, yani bir 10 adeti veyahut da 100 adeti geçmiyor. Ama ben bunu atölyeleştirip dünyaya açmayı düşünüyorum. Son bir iki cümle söylemek istiyorum. Tabii, ben Van Gölü'yüm. Ağrı Dağı'yım. Bitlis Deresi'yim. Ben her yerim. Doğu'yum. İstanbul Boğazı'yım. İzmir Körfezi'yim. Vanlı vatandaşlarımdan oy talep ediyorum. Bu defa bir kadın adaya şans versinler. Peki. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğiniz için. İnşallah başarırsınız. Ondan sonra da biz de bana, bilmiyorum siz spor yapar mıyız ama Faruk Bey, inşallah başkanın projelerinden biz de istifade ederiz. İnşallah, çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir kısa aradan sonra sürpriz konuklarımız olacak ve gündemin nabzı devam edecek. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, gündemin nabzı programımız devam ediyor. Tabii stüdyo konuğumuz Faruk Bey ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki turumuzu değerlendirdik. Konuklarımızı, belediye başkan adaylarını konuk ettik bölgeden. Ve Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı, Bağımsız Türkiye Partisi Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı Sayın Fatih Durmuş Bey stüdyo konuğumuz. Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ali Bey. Evet. Sizi dinleyelim. Gürpınar'la ilgili projelerinizi... Başkanım, ben bir yorum yapabilir miyim? Gürpınar'la ilgili değil ama bu sefer. Evet. Bölgeyle ilgili olmayacak. Bu sefer size söz hakkı vermedim, siz aldınız. Buyurun. Ben aldım, evet. şunu söylemek ihtiyacı duydum. Evet. Çok teşekkür ederim bu arada. Böldüm sizi ama. Estağfurullah. Nezaketinizden dolayı. Buyurun, buyurun. Fatih Durmuş kardeşim diyeceğim. Dosttur, arkadaştır, candır. Yani ben Gürpınar'la alakalı yorum yapmayacağım ama Fatih Durmuş'la alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Fatih Allah var, yani Allah adamıdır. Onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Ne dediysek, Fatih'ten ne istediysek bir iki etmedi. Fatih şu ana kadar yani öyle bir insan ki ona söylenen hiçbir şeye ama başkanım veya ama abi böyle mi olur demedi, yaptı, hiç
Şeydi Fatih sözünleri ben Gürpınarlı'nın yani Fatih'in kazanacağını düşünmüyorum belediye başkanlığını. Fatih belediye başkanı olursa Gürpınarlı'nın kazanacağını düşünüyorum. Böyle girmek istiyorum. Yolu bahtı açık olsun başkanım. Teşekkür hakikaten ederim. Çok değerli bir arkadaşımız. Yani biz misafirperverler. Bizi çok iyi ağırladılar. Çok iyi karşıladılar. Bizi iyi gezdirdiler. Yani şu programdaki bütün konuşacaklarımızı oralardan toparladık. Yani ve sizin sayenizde gezdirdiniz. Estağfurullah. Bu arada Fatih Başkan çok eli açık ve cömert bir insandır. Ya, kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanım buyurun. Yani Gürpınarlılar sizi dinliyor, dinlesin. Teşekkür ederim Ali Bey. Ayrıca Faruk Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarından dolayı size de ayrıca teşekkürler. Bağımsız Türkiye Partisi Van Gürpınar İlçesi Belediye Başkan adayıyım. Gürpınarlıyım. Gürpınar'da bir tane çiftçinin oğluyum. Ailem yıllardır hem hayvancılıkla uğraşıyor. Aynı zamanda Van'da ulaşım sektöründe de hizmet veriyoruz. Ulaşım sektörü dediğim taksi durağımız var bizim. Yani Durmuş ailesinin Van'da yaklaşık bir 40 tane T plakası var. Ve bu T plakalarla ulaşımda hizmet sağlıyor insanlara. Yani biz bir nevi insanların içinden geliyoruz. İnsanların nasıl sıkıntılar içinde boğuştuğunu biz biliyoruz. Bu arada Zeynep Hanım da Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bağımsız Türkiye Partisi'nin taksi duraklarında bayan şoförlerin istihdam edileceğini söyledi. O da sizin de çok, bilginize... Çok güzel bir proje. Gerçekten olması gereken bir proje. Gerçekten olması gereken bir aday. Çok doğru bir... Yani Van umarım Zeynep Hanım'ı hak eder, başkanımızı hak eder. Evet. İnşallah güzel yerlere gelir, ilçelerle beraber. Evet. Yani Van'da biz kendisine güveniyoruz. Aynı zamanda ilçelerde biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi biraz Gürpınar'dan bahsedeyim Ali Bey. Şimdi Gürpınar, Kürtçe adıyla Norduz, Norduz Vadisi diyorlar. Norduz koyunu da var orada, meşhur bir koyun ırkı. Faruk Bey size de anlatacağım. Yani Norduz koyununun hem eti daha lezzetli hem sütü daha tatlı. Yani öyle bir şey. Evet. Dünyada da tanınan bir ırk ama maalesef şu an hak ettiği değerde değil. Yani hayvancılık aslında şu an hak edildiği değerde değil. Biraz ona önem vereceğiz. Yani babam da çiftçilikle uğraşıyor. Vallahi öyle bir dönem yaşıyoruz ki insanlık da hak ettiği yerde değil. Yani öyle bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef. Yani eğer inşallah biz kazanırsak, oraya gelirsek yapacağımız ilk şeylerden biri Norduz koyununun hak ettiği yere getirilmesi yani. Bunun için uğraş vereceğiz. Ailem, bu ırkı koruyacaksınız ve geliştireceksiniz. İnşallah bunu düşünüyoruz. Yani Norduz koyununu dediğim gibi hak ettiği yerlere getirmeyi düşünüyoruz. Biz Van'da da oturuyoruz. Ayrıca köyde de bizim evimiz var. Yaz aylarında en az 20 defa ben hani aileme başvurmak için köye gitmek zorunda kalıyorum. Bizim köy yollarımız o kadar bozuk ki yani... Köye gitmek için örnek veriyorum. Yani normal bir arabayla gidemezsiniz. Ya da gittiğiniz zaman çok rahatsız olursunuz. Son iki yıldır da bizim köyün yakınında bir tane maden ocağı var. Maden ocağı dediğim kömür madeni. Oradan kömür çıkarılıyor. İşte o ağır yüklü araçlarla o yollar mahvolmuş yani. Paramparça olmuş yollar. Yapılmıyor da aslında. Burada neyi görüyoruz? Yani köylüye değer verilmiyor aslında. Yani orada bir şantiye varsa, işleniyorsa hani köylü de artık mecbur o yolu kullanacak. Biz oraya geldiğimiz zaman en başta yolları yani köylünün hak ettiği gibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle de yapacağız. En önemli şey bu. Bir de şuna değinmek istiyorum. Köylerimizde yani birçok köyümüzde okullar artık şey olmuş yani harabe yeri olmuş, terk edilmiş tabiri caizse. Birçok tanıdığımız da var. Köyde yaşamak zorunda kalıyor. Çocuğunu okutamıyor. Yani köyde yaşamak zorunda Faruk Bey geçimini oradan sağlıyor ama çocukları da var. Okula da gidemiyor. Okul yok. Okul yok. Okul var.
Okul var çok aslında uzakta. Ama yok. Köyün içinde de var. Terk edilmiş yani. Bakımsızlıktan, şeyden. Binası var. Metruk bir bina var. Çok eski bir bina var. Biz her köye bir okul yapmayı düşünüyoruz. Yani belediye bünyesinde artık buna bir ne kadar fon ayırabiliyorsak. Önceliğimiz eğitim. Ya bunları düşünüyoruz şimdilik. Yani eğitim, daha, okullar. Okullar, yollar. Bir de şöyle bir şey var yani eğer gücümüz yeterse tabii şimdi önümüzde tamam adaylık var belki kazanacağız inşallah kazanacağız da ama ne kadar borç var bakalım bizi ne bekliyor. Kasa tıkır mı? Kasa var mı? Kasa var mı? Kasada yok mu? Bir şey bırakmışlar mı? Yani o da var eğer gücümüz yetiyorsa. Bence siz o madeni alırsanız bir de bu koyun ırkını geliştirirseniz bence bu projelerinizin çok çok daha üstünde hizmet edebilirsiniz İnşallah diye İnşallah gücümüz yeter. Yol konusu çok önemli. Ben çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Siirt'ten Pervari'ye gidiyoruz. 30 kilometre gösteriyor. Herhalde Şirvan dolaylarındayız falan. 30 kilometre tabela yazıyor ama navigasyona bakıyorum. 2 saat 20 dakika gösteriyor. Ya diyorum ya 30 kilometre. Ben 15 var. Dakikada gidiyorum. Nasıl olacak falan. Ya inanır mısınız? Bir şerit yani tek bir şey var. Bir patika gibi bir yol var. Bir araba sığıyor. Yani böyle şeyin dağın arkasını dolanırken şöyle ucundan bakıyorsunuz acaba karşıdan araba geliyor mu? Çünkü o gelirse geçme şansınız yok. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıl 2024. Bir de övünüyorlar yol yaptık diye falan. Çok inanılmaz şeyler yani Doğu bambaşka bir yer ve gerçekten ele alınması gereken bir yer. Şöyle söyleyeyim bence dünyaya çok ciddi bir Doğu eğer Mezopotamya yani insanın varoluşunun merkezi Mezopotamya eğer ele alınır geliştirilirse dünyanın oraya akın edeceği bir bölge. Buyurun başkanım kusura bakmayın kestim. Estağfurullah. Bir de şöyle bir fikrimiz de var Ali Bey. Köy evleri ve onlara yakışacak yani hayvancılıkla uğraşan köylüye yakışacak ahırlar. Hani şimdi ahır diyoruz çok ama güzel. Hayvan orada yetişiyor. Yani bu hayvanın orada sağlıklı yetişebilmesi için o güzel bir ahırda. Tabii Brucella mikrobu diye bir şey var yani. Kesinlikle öyle. Yani günümüzde artık maalesef hani eski yapıda ağırlarda. Evet. İmkansızlıktan yani evet. Köylü imkansızlıktan yapamıyor, tamirini yapamıyor. Birçok konuda imkansızlar. Hatta köylerde mesela bahsedilir ya bizim köyden böyle kaynak suları var, bu kadar güzel sular var. Bizim köyde de var ama evet. Benim köydeki evimin çeşmesini açtığım zaman temiz su akmıyor. Yani enteresan. Bizde yani ben kendi yaşadığım şeyleri aslında anlatıyorum. Evet. Ben nasıl yaşıyorsam benim köylüm Bandı de yaşıyor. Diğer köylü de öyle yaşıyor. Norduz Vadisi'nde yaklaşık 150 tane köy var. Yani ufak bir vadi değil bu. Bir de Gürpınar'dan şöyle bahsedeceğim. Eğer yanlışım yoksa, yanlışım varsa da af buyurun. Siverek'ten sonra coğrafi olarak, toprak olarak Türkiye'nin en büyük ilçesi. Gürpınar. Ama tarımda sıfır, hatta sıfırın altına inmiş. Ya tarım yok. Hayvancılığı var, Norduz koyunu diye bir meşhur bir koyunu Özel var. Özel bir ırk var. Özel bir ırk var. Yani değer verilmiyor. Yani birçok sorunu var aslında Gürpınar'ın. Dediğim gibi başlıca konuları söyledim size. Norduz koyunu, köy evleri ve ahırları, okullar ve yollar. İnşallah... Elimize o güç geçerse insanın ya yani oradaki halkımız için seferber yani, olacağız. Başkanım yıl 2024 eğer bu saydıklarınızı o ilçeyi bu zamana kadar idare eden yöneticiler bu problemleri bırakmışsa şunu merak ediyorum. Bunlar hakikaten ne yapmış diye bir soru geliyor insanın aklına. Hiçbir şey yapılmamış. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz Bir Gündemin Nabzı programımızın da bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kal. İki gazeteci, Eyüp Kabil, Murat Çabas.
bir program. Kum Saati. Basın seyirciler, yine sıcak gündemlerle karşınızdayız. Günün sıcak gelişmelerini Yeni Mesaj Gazetesi yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendireceğiz. Yine anayasa konusunu gündeme getirdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ta bu konuşmadan sonra bu mesajını, bu videosunu sosyal medya hesabına yeniden paylaştı. Anayasanın değiştirilmesi gerektiği ile ilgili bir konuşma yaptı. Şimdi o konuşmayla ilgili tabii notlar da aldık. Ama Sayın Hüseyin Baş'ın da söylediği sözler tam da bunu oturuyor. Cumhurbaşkanı da oldu, başbakan da oldu, genelkurmay başkanı da oldu. Şimdi en fazla bu konuyu hani Kürtler üzerinden bu propagandalar yürütülüyor. Hafta içi her gün saat 18'de Kum Saati'ne bekliyoruz.
Yeah, they go.